Ben senin kardeşin değil miyim? Senin acını ben de çektim. Ben mutlu olduğumda senin de yüzün güler. Sen benim meleğimsin. Yaralı meleğim. Benim bu dünyada senden başka kimsem yok. Ölmek istiyorsan beni de götür. Yok ya, yok. Bu şehirde araba kullanılmaz. 20 dakika park yeri mi aranır? Hayatım, ben sana taksiyle gidelim dedim. Dinlemiyorsun ki. Aman ne bileyim ya. Zaten bir diş budayımız eksikti. Hadi, alalım şunu da çabucak. Niye öyle diyorsun? Bence çok güzel bir gelinlik. Alacağız cicilerimizi. Ha, tabii tabii. Minik yavrumuzun dişi çıktı. Alın hediyelerinizi, gelin. Sanki dünyayı kurtarmış. Ne olmuş, dişi çıkmış o kadar. Amma uzattın be hemen. Bak şunlara bak. Aa! Ne yapıyorsun? Hadi Leyla'cığım, hadi canım, vaktim yapayım sonra canım. Sabahtan beri bir dakika oturmadım valla. Bu diş buğdayı hadisesini bitireceğim. Ondan sonra akşamüstü de toplantı var yeni müşterilerle. Ya. Gideceğim, bir sürü daha hazırlık. Nasıl olsa Emel yapar diye hiçbir şey ellerini sürmüyorlar. Ha. Valla bıktım. Çekip gideceğim, bir gün ne olacak? Neyse, ben de verdim istifamı. İyi ya, iyi. Ha, zaten bunu almıştım. Hava kirliliği falan. Marmaris'te bir köy evi aldım, oraya yerleşeceğim. İyi dersin. Alo. Ha? Dünyadan Leyla'ya. Kusura bakma, dalmışım. Ne diyordun? Oho, hanımefendi uçmuş. Neyse, ben şuradan birini bulayım bari. Yoksa akşama kadar çıkamayacağız buradan. Bakar mısınız? Buyurun. Bebekçi kıyafet arıyordum. Tabii şöyle bakayım. Tamam. Kim söylediyse unut sen onu. Asbestli yalıtım malzemesini bedava verseler almam. Yaptığım binada da kullanmam. Tamam mı? Ama içinde asbest olduğuna dair en ufak bir bilgi yok Ali Bey. Hakan, uzatma. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Tamam Ali Bey. O zaman şu proformaları da imzalarsanız benim işim bitecek. Allah Allah. Kim bu gerizekalı ya? Tamam mı? Var mı başka bir şey? Bu kadar Ali Bey. Al. Emel ne zaman döneceğini söyledi mi? 2'de burada olurum demişti ama. Tamam. Ya ben kaç defa sana beni arama demedim mi? Ben arıyorum kızım işte. Tamam tamam, uzatma. Akşamüstü işin var mı senin? İyi, ben gelip alayım seni o zaman. Emel, yaşına bakar mısın? Şuralarına bak. Tamam, ben eksper değilim bu konularda ama sence 7 aylık bir bebeğe olur mu o Leyla? Bu onun için değil ki zaten. Aa, yeter ama. Ben artık daha fazla dişli bebekli şey çekemeyeceğim. Kimin için? Sence? Bana bak. Yok değil mi öyle bir şey? Bak, yüreğimi indirirsin yok de. Aa, Emel bak, bu ne güzel değil mi? Evet. Başka ne renkleri var? Kırmızısı var, bir de moru var. İsterseniz getireyim. Yok yok, istemez. Siz bunu kasaya götürün, biz de hemen geliyoruz. Hı, tamam. Leyla. Efendim canım. Yok değil mi öyle bir şey? Var. Ne? Biz bir daha denedik. Şaka yapıyorsun. İyisi. Hamileyim. Abi niye gülüyorsun anlamıyorum ki. Hamileyim dedin oğlum, daha ne olsun. Ya Leyla hamile demek istedim ben. Anladık artık o kadarını. Ben senin heyecanına gülüyorum oğlum. Ne var, sanki Galatasaray'a başkan oldun. Ne var? Sen sanki kızlar doğarken heyecanlanmadın mı? Erkek adamın heyecanı doğumhanenin kapısında olur. Senin gibi 9 ay öncesinden başlasaydım kalp hastası olurdum. Bana bak, biraz daha beklese miydiniz acaba? Kızın canı yanmasın tekrar. Yok abi yok, her şey yolunda, merak etme. Ha, bugün kontrole gideceğiz. Hadi bakalım, git bir görün madem.
Ya aman ya. Deli misin kızım sen? Hani bir daha denemeyecektiniz? Denemeyecektik de. Oldu işte hemen. Oldu işte diyor ya. Ne demek oldu işte? Ne var canım? Niye bu kadar büyütüyorsun? Büyütürüm tabii. Doktorun ne dedi sana geçen sefer? Bünyen kaldırmaz demedi mi? Bir daha denemeyin demedi mi? Ama... Aması maması yok. Kendini öldürmek istiyorsan bunu yapmana gerek yok. Çık çatıya at kendini. Ya. Sen anladın benim ne demek istediğimi işte. Evet, itiraf ediyorum, kötüm ben. Saçma sapan konuşabiliyorum bazen. Bir tanecik bir arkadaşım var, o da sağ olsun fazla hassas. Evet, kötüsün. Ya korkuyorum sana bir şey olacak diye, anlıyor musun? Çok korkuyorum. Bu sefer iyi olacak hemen. Geçen sefer ben de korkuyordum. Ama bu sefer içimde çok iyi bir his var. Bunu almayacak mıyız? Leyla'yı iyi gördüm. Neyse, korkmuştum toparlanamayacak diye. E kolay mı? Tam 4 kere denedi. 4'ünü de kaybetti. Ben olsam delirirdim herhalde. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Sahi Leyla nasıl oldu? Düzeldi mi biraz? Daha iyi. Birlikte büyütürüz demiştik ama. 7 ay oldu değil mi? İşte sen doğuma girdin. Haftasında Leyla acil ameliyata. Emel gel çabuk. Gel şunun güzelliğine bir bak. Hadi kısa. Oraya da koy. Bak. Bakayım ağzına. Aç ağzını. Aç bakayım ağzını. Kaşıtıyor musun dişini? Canım benim. Canım. Ne oluyor? Bir saniye. Sedat ne oluyor abi? Yok yahu. Saklambaç oynuyoruz ufaklıkla. Bekleyeyim. Hah. İşte burada. Hareket etmiyor Sedat. Öyle uykusundadır belki canım. Dur panik yapma. Çok teşekkürler. İyi hazırlanmışsınız Ali Bey. Her şeyi her zamanki gibi Emel Hanım hazırladı. O zaman sizin de elinize sağlık. Sağ Emel Hanım. Bizimle çalışmayı kabul ederseniz daha böyle çok sunum göreceksiniz. Bakalım Emel Hanım. Biz bir kafa kafaya verelim, düşünelim, taşınalım değil mi? Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Bence bu iş olmuştur. Sadri Bey ikna oldu. Olacak bu iş sevgilim. Olacak mı? Oldu bile. Vallahi hepsi senin sayende sevgilim. Sen olmasaydın. Orası öyle şimdi. Ben seni almasaydım sen daha sürünüyordun. Yok ya. Aslında beni ne doktorlar ne mühendisler istedi ama işte. Allah Allah. Onlardan birine varsaydın güzelim. Yaptık işte bir hata. Ne yapacaksın? Canım sevgilim. Ceza olarak bana yemek ısmarlayacaksın. Haberin olsun. Ama sevgilim randevum var benim. Artas İnşaat'tan Ahmet Bey aradı sabah. Bir iş varmış. Onun hakkında konuşacakmışız. Aa peki. Ha Ali. Efendim? Akşam Leyla'lar yemeğe bekliyor. Nazmiye teyzeler falan da geliyor. Geç kalma olur mu? Tamam sevgilim merak etme. Sedat. İyi gidiyor muyuz? Yani gerçekten. Şimdilik bir sorun görünmüyor Yavuz. Ama şimdilik. Beni yanlış anlama. Seni tedirgin etmek istemiyorum. Ama geçen sefer yaptığımız operasyonda Leyla'nın rahim ağzının büyük bir kısmı alındığı için, yani eğer bir risk ortaya çıkacaksa bu zaten ilerleyen haftalarla ilgili. Sana sorun yok diyemem. Ama
sorun vardı diyemem. Birlikte izleyeceğiz gidişatı. Ama her şeyin iyi gitmesi için hepimiz elimizden geleni de yapacağız tabii. Ve her şey iyi gidecek. Ne diyor duydun ama değil mi? Hepimiz dikkatli olacağız diyor. En çok da sen. Bak şimdi, dikkat etmiyor muyum Yavuz? Daha ne yapayım? Vallahi işi bırakabilirsin mesela. Ne güzel olur. Görüyorsun değil mi? Beni eve kapatmaya çalışıyor bu Sedat. Aman diyeyim, beni karıştırmayın arkadaşlar. Sen de dikkatli ol ama Leyla. Her şeye sen koşturma. Yorulma, üzülme. Tamam, hepsini biliyorum, söz. Hadi kalk gidelim. Diğer hastalar torpilli olduğumuzu anlayacak. Tahlil sonuçlarını yarın söylerim. Sağ ol. Görüşürüz. Alo, kalp kalbe karşıymış. Yok canım. Vallahi ben de seni arıyordum. O da beni arıyormuş. Yapma ya, sanki ilk defa oluyor. Ne oldu? Nasıl gitti? Tanıştık bizimkiyle. Ciddi mi? Hı-hı, çok tatlı biliyor musun? Önce duruyordu, korkuttu. Sonra taklalar filan atmaya başladı. Yok artık, daha neler. Vallahi kızım, görsen inanmazsın. O kadar tatlı ki. Hele bir doğsun, ben göstereceğim ona taklayı. Ay, kapatmam lazım tatlım. Tamam. Akşam geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz geliyoruz. Geç kalmayın, ha, kutlama yapacağız. Tamam. Emel, bak kalın giyin. Hava soğuk, yine üşütürsün müşütürsün. Üf, tamam anne. Hadi hadi, öptüm. Efendim. Aa, Ali arkada. Sağlığınıza. Bu sefer geliyor bizim oğlan. İçime doğdu valla. Sağlıklı olsun da. Kız erkek fark etmez, öyle değil mi Hızır Bey? Orası öyle canım. Ne diyor benim dünüm? Ne zaman gelecekmiş İstanbul'a? Heyecanlandı o da. Gelecek de ben acele etme dedim. Çok selamları var. Aleyküm selam. Datça cennet gibi bir yer. Ne işi var kışta kıyamette İstanbul'da? Öyle. O da sizi bekliyor Datça'ya. İnşallah kızım. Sizlerden de bir hareket bekliyoruz çocuklar. Nerede Nazmiye teyze? Zor bizden bir hareket gelmesi. Eyvallah. Sen niye şimdi öyle diyorsun? Biz daha erken demedik ki sevgilim, ha? Dedik değil mi? Tabii. Şu inşaatlar bir bitsin. Fabrikayı bir büyütelim. İstediğimiz hale gelsin ondan sonra. Tabii canım. Hele bir işler yoluna girsin. Ben bir 50 yaşıma falan geleyim. Alırız bir tane evlatlık. Çocukcağız da bana anneanne der artık. Evlatlık falan olmaz. Ne evlatlığı? Sizin de gözünüzü hırs bürüdü ha. Daha ne kadar büyüteceksiniz işi? Yapın bir çocuk olsun bitsin. Yaşlandıkça zor gelir. Ya Adem abiniz çok iyi bilir. O büyüttü ya çocukları. Akşamdan akşama. Aman da benim aslan kızlarım nasılmış der o kadar. Babamızdan ne gördüysek o kızım. Öyle değil mi baba? Hadi oradan. Neyse ne. Yapın bir çocuk be evladım. Ben de öyle diyorum Hızır baba. Söylemede de tembellik etmesin. Çocuk da yapsın kariyerde. Emel'in başını kaşıyacak vakti yok. Hoş. Sen de boş durmuyorsun ya. Ne demek şimdi bu? Yok bir şey. Yemek biteli yıl oldu. Nerede bu tatlılar?
Tatlıyı unuttum. Sen otur Nurhan. Ben getiririm. Ben de sana yardım edeyim. Hayırdır? Ne oldu durup dururken? Hiç. Ali canını sıkacak bir şey yaptıysa söyle, vereyim ağzını payını. Ali'ye de yazık be şekerim. Ne yapsın çocuk? Anası babası yok, çöpsüz üzüm diye aldı beni. Tabii senin gibi kaynanaya toslayınca. Ya ne demezsin. Emel. He. Bak ben bugün şey... Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nerede kaldı tatlılar? Baklava mı açıyorsunuz? Geldik Yavuz. Ver bakalım şuradan bir tabak. Buyurun efendim. Aşkım biraz acele bak, Ali'nin de kalkması gerekiyormuş. Getirdik işte. Ne acelesi varsa. Ne acelesi varmış Yavuz? Niye kalkacakmışız? Maç falan mı var bugün? Maç yok. Ne oldu buna? İsmetciğim, git içeriden çatalları al gel. Ne saate baktın oğlum? Daha vakit erken. Ankara'ya gideceğim Hızır Baba da ondan. Aa, nereden çıktı şimdi o hali? Son anda çıktı hayatım. Ahmet Bey mail atıp fiyat listesi istedi. Ben de gönderdim. Anlaşıldı Abbas yolcu. Aynen. Arabayla mı gidiyoruz? Yok, uçakla gidiyorum. Akşam 12 uçağını yere yırttım. Baba, hazır Ali yok. Emel'i bizim şirkete transfer edelim. Vallahi şartlarda anlaşırsak neden olmasın? Ben bırakayım mı seni havaalanına? Ne gereği var hayatım? Ben eve giderim, arabayı bırakırım. Oradan taksiyle giderim. Tabii canım, ne gerek var? Ben bir tane daha alayım mı aşkım? Al Yavuz. Ben de sizde kalayım bari ha. Böyle bir köşeye kıvrılıp yatarım. Kal tabii. Hı. Nereye gidiyorsun bu saatte zaten? Burası senin de evin. İşte sana demiştim 5 dakikada olur diye. Ben de sana demiştim sıcak süt içmem diye. İtiraz istemem. Bu süt içilecek. Of. İstersen kakao koyayım. Ya sen hayırlısıyla bir doğursaydın da ben bir rahat nefes alsaydım Leyla'cığım ya. Afiyet olsun. Sana da canım. Ne oldu sana? Sen bir gariptin bu akşam bakayım. Söyle ne oldu? Efendim canım. Alo? Kimsiniz? Evet. Ben karısıyım. Ne? Nerede? Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Nereden çıktı şimdi 5 saatlik yola gece gece arabayla gitmek? Belki uçağı kaçırmıştır. Ali! Mümkün değil. Hayatta yapmaz öyle bir şey. Acayip dakiktir. Bunca yıldır tanıyorum. Bir yere geç kaldığını görmedim. Ya bir şey olsa söylerlerdi değil mi? Söylerlerdi güzelim. Merak etme sen. Yavuz. Hızlı biraz. Trafik de var. Hemşire hanım. Bunları Ali Korkmaz'ın dosyasına koyalım. Peki doktor bey. Nasıl isterseniz. Acildeki hastanın çıkışını yapabiliriz. Eşimi buraya getirmişler. Ali Korkmaz. Evet, az önce içeri aldılar. Durumunu kimden öğrenebiliriz? Doktor bey? Telaşlanmayın. Sakin olun. Kaburgasında birkaç tane önemsiz çatlak tespit ettik. Hayati bir durum da yok. Merak etmeyin. Çok şükür. Buyurun, sizi şöyle alabiliriz istiyorsanız. Tamam. Ne zaman alacaklar bizi? Bilmem. Ne oldu Emel? Yok bir şey Yavuz. Böyle salak gibi bekliyoruz işte. Hastanedeyiz. Sakin. Ihlamur. Sağ ol canım. Kahve. Şoförün durumu nasıl? Biraz önce odasına aldılar. Yanındaki bayan ayakta tedavi edildi. Şurada tek başına oturuyor. Bir şey yok, onunla konuşabilirsiniz. Peki çarptı? Onun durumu pek iyi değil, komada. Peki teşekkürler.
Hadi gel biraz dışarı çıkıp hava alalım. Dışarı soğuktur şimdi aşkım. Çıkın tabii. İyi gelir temiz hava. Merhaba. Kaza Merhaba. Sırasında Ali Korkmaz'ın yanında siz de mi vardınız? Evet vardım. Kaza nerede oldu? Bağdat Caddesi civarında. Kaç gibi? Saat 3 gibi. 3 sular. Evet. Peki siz nasılsınız? Tut şunu. Bende bir şey. Emel. Hızınız neydi? Hızlı değildik aslında. Kaza birdenbire oldu. Yani... Ölmemişsin. Güzel. İyisin. Emel. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Biliyordun değil mi? Emel, ben... Bugün... Neden söylemedin Leyla? Sana soruyorum, neden? Allah kahretsin, gerizekalı mıyım ben? Bebeğim yapma lütfen. Bırak beni. Emel. Emel? Nereye gitti bu kız sabahın köründe? Emel? Orada mısın? Evet. Günaydın. Günaydın. Ben de seni göremeyince... Ne oldu? Hiç. Bak ne diyeceğim. İstersen bugün bir yerlere gidelim beraber ha? Ne dersin? Baş başa. Ben de çok isterdim ama benim çok işim var bugün. Peki. Ben de işe gideyim o zaman. Emel! Akşam bana gel. Ya da istersen ben sana geleyim ha? Tamam. Tamam konuşuruz. Hadi hoşça kal. Sen de bunu çiz bakalım. Çok güzel. Evet memem kibitti. Aferin sana Zeynepciğim. Ne kadar güzel bir kuş olmuş bu böyle. Kuş değil. Bakayım. Kuş değil bu sana. Bir kedi. Çok güzel olmuş. Peki senin kedinin kaç ayağı var? İki. Leyla Hanım. Geliyor. Merhaba. Berk'cim. Ben. Merhaba canım. Tolga Bey, Leyla Hanım, ortağım. Hoş geldiniz. Mustafa Bey ortağım diye tanıştırdı ama ben öğretmeni tercih ediyorum. Yaprakları da renk yapacaksın. Tamam. Biz içeri geçelim Berk'le. Görüşmek üzere. Biz de tam kağıttan hayvanlar yapıyorduk Berk'cim. Sen de bize katılmak ister misin? Evet. Peki sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Köpek. Ben de. Hadi gel bakalım. Hadi hemen bir tane yapalım. Kırmızıyla boya, tamam mı? Burası güzel.
Durumu çok iyi anladığınızı biliyorum ama ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Annesiyle kesinlikle görüştürülmeyecek. Eğer buraya gelmeye kalkarsa lütfen hemen bana haber verin. Merak etmeyin Tolga Bey. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben sizi geçireyim, buyurun. Yapma ya. Sorma abi, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ulan atasözü bile var be. El işte göz oynaşta olmaz. Araba kullanırken rahat duracaksın. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne ya? Var oğlum? Zamparalık da bir meslektir. İş yapıyorsun. Dikkatli olacaksın. Öyle mi sayılır? Evet oğlum. Sağ ol koçum. Emel nasıl peki? Nasıl olabilir ki, mahvoldu kız. Hayır, bizimki de yapışık ikizi olduğu için o üzülünce Leyla iki kat. Aklım çıktı yine bir şey olacak diye. Buyurun. Leyla Hanım'ın tahlil sonuçları. Sağ ol. Alo Yavuz. Sedat ne haber? İyidir. Tahlil sonuçlarını aldım. Nasıl? Bazı değerler biraz yüksek. Çok önemli bir şey değil ama... Daha sık gelin bundan sonra. Haftada ikiye çıkaralım. Sedat. Oğlum bak, bir şey yok değil mi? Doğruyu söyle. Ne oluyor ya, bir şeyin var? Yavuz delir mi? Bir şey olsa söylerim herhalde. Sadece daha dikkatli olacağız diyorum. Tamam. Sadece dikkatli olacağız. Sağ ol. Kusura bakma. Yokmuş bir şey. Tahlil sonuçları önemli değil diyor Sedat. Ulan aklımı çıkarıyordum be. Emel'i anlatıyordun. Emel? Çok kızgın. Yani doğal olarak. Emel'i biliyorsun işte abi yani. Her an her şey olabilir sonuçta. Yok canım. Ne olacak? Kadın kadındır, değişmez abicim. Böyle atıp tutarlar. Ayrılacağım, boşanacağım filan diye. Sonra sakinleşirler. Ben açar konuşurum Ali'yle. Bir çiçek yaptıracağım. Bir de tek taş. Bir anda iyileşir. Her şey iyileşir. Öyle tek taşla filan halledilebilecek gibi değil abi bu. Tamam. Senin güzel hatırın için bir de yemek. Bunlar çek defterlerim. Bu ruhsat. Kredi kartları. Bu da arabanın anahtarı. Hepsi bu kadar. Bak yine oyuna katılmadı. Görüyor musun ne kadar gergin? Sabahtan beri orada oturuyor. Ne oyunlara katılıyor ne de başka bir şey yapıyor. Oğlanın durumu biraz karışık. Anne baba yakın zamanda boşanmış. Ya. Çocuğun velayetini babasına vermişler. Nasıl olur? Daha yaşı çok küçük. Annesine verilmesi gerekmez miydi? Bilmiyorum da. Aslında dahası var. Kesinlikle annesine gösterilmeyecek. Nasıl yani? Babası ısrarla uyardı. İyi ama daha... Leyla adamın hukuken buna hakkı var. Bizim elimizden bir şey gelmez. Aman ha, başımıza iş almayalım. Duydun değil mi? Tamam Mustafa. Şirketle bütün ilişkimi kesiyorum. Siz çıkış işlemlerimi halledersiniz. Hiçbir şeyle bağlantım kalmayacak. Evet, işte bu kadar. Sizinle çalışmak bir zevkti. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bu arada, boşanma davasıyla ilgili işlemler neyse başlatın. Olabildiğince hızlı, tamam mı? Sizde vekaletim var zaten. Bir şey gerekirse ararsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
İyi misin? Ne işin var senin burada? Nasılsın diye bakmaya geldim. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim. Bir şeye ihtiyacın varsa... Sadece git Didem. Başka hiçbir şey istemiyorum. İyi misin diye bakmaya geliyorum. Senin tavrın bu mu yani bana? Ne yani? Bir de teşekkür mü bekliyordun ha? Yoluna kırmızı halılar mı serecektik? Senin yüzünden hayatım darmadağın oldu. İnanmıyorum ya. Benim yüzümden mi? Sen besbel saçmalıyorsun. Didem, git. Bir daha da sakın gözüme görünme. Hastasın sen. Hasta. Hadi kızım hadi. Ali. Hadi uzatma ben... Didem. Ya ne uzatacağım be? Ali Korkmaz sen misin? Evet benim. Abim içeride canıyla uğraşıyor. Dua et bir şey olmasın. Dua et ölmesin. Eğer abime bir şey olursa Allah şahidim olsun seni kendi ellerimle öldürürüm Ali Korkmaz. Atilla geldi geçen gün. Çin'den bir şeyler mi geliyormuş ne? Bir gemi mal. Son dakikada alıcıyla sorun çıkmış. Şimdi devreye girersek. Parça başı 5 lira maliyeti. Elini öpene 50'ye satarsın diyor. Elini öpene 50 liradan satarsın diyor. Bir şey desene oğlum. Ne diyeyim abi? Aklına yatıyorsa yap. Paran da varsa tabii. Ulan sanki anlamadın. Şirket hesabından diyor. Ortak. Öyle bir ihtimal yok. Biliyorsun. Oğlum her zaman çıkmaz böyle fırsat. Aa, sen niye sütün içmiyorsun bakayım? İçmeyeceğim. Ama sütün içmezsen büyüyemezsin ki. Ben büyümek istemiyorum. Aslında ben de istemiyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi ben bardağımdan bir yudum süt alacağım. Sonra sen de benim yaptığımı yapacaksın, tamam mı? Tamam. Bu sesi çıkarabilir misin? Hadi dene bakalım. Aferin. Ben gelene kadar bütün sütler bitiyor, tamam mı? Tamam. Canım. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Operasyon tamam. Ne? Ne demek o? Bütün işleri devrettim. İstifa ettim. Bir de son olarak boşanma işlemlerini başlattım. Şaka yapıyorsun. Yok gayet ciddiyim. Bir de yeni bir iş buldum mu tamam. Emel bak ne yaparsan yap ne karar alırsan al yanındayım biliyorsun değil mi? Olacaksın tabii. Boşuna mı annediyorum ben sana? Annemsin tabii. Neyse kapatıyorum. Eğer bir şey olursa akşam daha da şaşırtacağım seni haberin olsun. O ne demek? Sürpriz. Emel. Hayırlı işler. Aa Emel hoş geldin. Hangi rüzgar attı kız seni buraya? Geçmiş olsun. İyiymiş Ali'nin durumu? Öyle görünüyor. Yani şimdilik. Oğlum Gökhan. 3 çay getir bak yemize. Tabii Neyse efendim. Ne diyordum? Ziyaretimizin sebebi hayırlı bir iş. Kolejlerde okumuş. İki yabancı dil bilen, işletme mezunu, 5 yıl boya ve inşaat sektöründe çalışmış, kendini geliştirmeye açık, takım arkadaşlarıyla çalışmaya yatkın, eli yüzü düzgün, başarılı, çalışkan, kararlı. Emel adında bir kızımız var. Sizin için de münasipse, geçen gün vaat ettiğiniz işe talibiz efendim. Hemen başla kızım. Biz sözümüzün eriyiz. Senden iyi eleman mı bulacağız? Nereden çıktı bu şimdi Emel? Ne var Yavuz? Ben işsizim. Sizin de kafanız rahat dükkanı bırakacak birine ihtiyacınız var. İş arayan var. Eleman arayan var. O zaman niye helva yapmıyoruz? Yaptık gitti Emel. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman başlıyorsun? Hemen. Eleman dediğim böyle olur işte. Aferin. Ali ile konuştun mu peki? Hayır. Konuşacak bir şey yok.
Dokunabiliyor muyuz? He? Acıyor mu? Abartma be oğlum, sızlıyor o kadar. Dur. Her şey yoluna girer, sen merak etme. Sen sabırlı ol, cevap verme. Daha fazla delirtme kızı yeter. Yavuz, gelme üstüme. Kız çok haklı, biliyorsun değil mi? Ödemeyi yaptım Ali Bey. Yavuz Bey merhaba. Merhaba Hakan. İyi hadi ben bırakayım seni. Yok, sen zahmet etme. Bizim Hakan'la işimiz var. Sen git. İyi hadi ben kaçtım o zaman. Tamam. Bir şey gerekirse ara beni. Tamam, sağ ol kardeşim geldiğin için. Bu istediğiniz şey. Tamam sağ ol. Sen git faturayı al muhasebeden. Benim bir işim var. Otoparkta beni bekle, görüşürüz orada, olur mu? Merhabalar. Merhaba. Erol Taşdemir'in odasını öğrenebilir miyim? Şurada oturanlar yakınları. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. İçerideki oğlunuz galiba değil mi? Öyle. Diğer arabayı kullanan bendim. Yani oğlunuzun durumunu merak ettim. Bakın, bu acil ihtiyaçlarınız için. Ne gerekiyorsa ben karşılayacağım. Yani gerekli olursa. Bu da benim kartım. Üstünde bütün numaralarım var. Aramanız yeterli olur. Tekrar geçmiş olsun. Yavuz. Canım. Seda seni aradı mı sonuçlar için? Beni aramadı. Aradı. Ne? Yolundaymış her şey. Ya söylesene ya. ya dur. Yapma. Öf. Su koyma. Neden? Pişmiş yemeğe soğuk su konulur mu Allah aşkına Yavuz? Tamam. Ben çekildim, ay, sen tamam, yap yemeği. Tamam. Küsme hemen. Karışmayacağım. Yok öyle. Ondan sonra yakarım bakarım bir dünya laf edersin. Hadi yap yemeğini. İnatçı keçi seni. Emel bir, sen iki zaten. Bir kere Emel benden daha fena. Kafasına bir şey koymaya görsün. Öyle. Bugün dükkanı bastın. Ne? Hmm. Deli ya bu kız, deli. CV'sini falan saydı döktü. Görecektin ama. Çok komikti. Tahmin edebiliyorum. Hayırlısı bakalım. Bence biraz acele etti ama. Bence etmedi. Ne yani? Ali ile beraber mi çalışacaktı? Aşkım, sen de böyle söyleme kıza. İkisi de arkadaşımız. Adam gibi oturup konuşmaları lazım. Ya Yavuz, ben bu işe karışmıyorum en başından beri, biliyorsun. Hem bak, Ali de zor durumda. Ben uğradım bugün. Çarptığı arabanın şoförü hala komadaymış. Allah korusun, ölürse falan başı ciddi belaya girecek. Kusura bakma ama adama bir şey olursa Ali'ye değil adama üzülürüm. Orası öyle canım. Ah be Ali, ah be oğlum. Ben hayatımda senin kadar inatçı bir kız görmedim. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın efendim. Küçük oğluma değil, seni kendime alacağım. Yok ya.
tembellik etmesin. Çocuk da yapsın kariyerde. Emel. Emel. Ne işin var senin burada? Emel, lütfen. Ne lütfen? Dokunma bana. Ne yapıyorsun sen? Gördüğün gibi gidiyorum. Emel yapma. Bırak. Ben giderim. Emel konuşmayacak mıyız? Hayır. Ya beni biraz dinlesen. Ne kadar üzgün ve ne kadar... Bitti mi? Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü bunları bir daha tekrar etmeyeceğim. Senden hiçbir şey istemiyorum. İster kal ister git. Umurumda bile değil. Çünkü ben gidiyorum. Bir daha da asla geri dönmeyeceğim. Bitti. Her şey bitti, anladın mı? Bunu da al. Artık özgürsün. Ne yapacaksan, kiminle yapacaksan yap. Ya, Emel. Gözünün içine baktım ben senin. Sevdim. Korudum. Seni üzmemek için kendimi üzdüm. Sen yorulma diye ben yoruldum. Hasta olduğunda ben baktım sana. Kendimi feda ettim senin için. Sen bana bunu yaptın ya. Sen bana bunu nasıl yaptın? Acıktık biz. Biz mi? Ben artık iki kişilik yiyorum, değil mi? Aman da aman. Aman da aman. Benim aşkım ya. İki kişilik yermiş de. Kilolarda alırmış da. Almadım. Aldım bir canım. Almadım. Top işlerde olurmuş da. Kilo almadım ben. Aldın aşkım. İyi aldım. Aldın bir tane. Tombiş de oldun. Tombişsin karıcığım. Güzeline yakışmaz ama, değil mi? Yakışır bir tanem. Aa, kapı. Ben bakarım. Hanımefendi. İyi akşamlar. Gazetedeki ilanınız için rahatsız ettim ben. Salondaki kanepeyi kiraya veriyormuşsunuz galiba. Gir içeri Allah'ın çatlağı, gir. Madem ısrar ediyorsunuz ben gireyim bari. Baba. He. Ben sana bir şey danışacaktım. Çin'den bir gemi mal getirtiyorum baba. Oyuncak köpek. Yürüyor, havlıyor falan. Tanesi 2 lira. Elini öpene verirsin ondan 20'den. Allah ne verdiyse. O kadarını anladık oğlum. Sen benden ne istiyorsun onu söyle. Biraz toplu para lazım. Oğluna söyledim Nuh diyor, peygamber demiyor. Bir kereye mahsus yapacağız. 100.000 koyacağız. 1.000.000 alacağız. Milyoner olacağız diyorum, dinlemiyor. Anlaşıldı. Ne diyorsun? Malı dağıtayım, hemen ödeyeceğim. Olmaz. Anlattım baba, işte çok kar var. Bilmediğin, görmediğin işler. Girme bu işlere oğlum. Ya en azından bir yardımcı falan olsun. Bir şey, bir destek. Adem. Hadi babam, maça geç kalacağız. Cahit abini ara. Biletler komodinin üzerinde. Ama baba ya. Adem sen nereye gidiyorsun? İşim var. Onu halledeceğim. Uf. Aa, yemek hazır da oğlum. Adana'dan müşteriler geldi anne. Onları yemeğe çıkartacağım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz daha ister misin? Ama biraz daha çikolata yersem rengim kararacak. Fena mı işte? Solaryuma girmiş gibi gezersin. Komik. Ben yatıyorum hanımlar. İyi akşamlar.
İyi yukular canım. Öpsün seni tavşanlar. Şuna bak ya. Hiç unutmuyorum ben bunun çekildiği günü. Ben de. Sen tutturmuştun Tarık olmadan fotoğraf çektirmem diye. Ay ne sinirdim değil mi ben? Hala öylesin. Sanki sen değilsin de. Şimdi Tarık'ı çıkarıp versem bu benimdi diye zırlamaya başlarsın. Tarık benimdi zaten. Madem öyle hiç çıkarmayayım ben valizden. Atıyorsun. Hmm. Getirdin mi cidden? Bu ne be Tarık? Tarık bana verdiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki. Annem yok. Babam yok. Neredeler? Geri gelecekler mi? Tepine tepine ağlamıştım gitmesinler diye. Birkaç saat sonra geleceklerdi. Söz vermişlerdi. Sonra... Puf! Yoklar. Herkesin ağladığını görünce anladım. Bir daha gelmeyecekler. Elimden tutup çıkardın beni. Sen olmasaydın. Sen benim kardeşim olur musun demeseydin. O zaman ne olurdu bilmiyorum. Canım. Benim lanetim bu galiba. Tek başıma kalacağım. Bir tek sen olacaksın. Ali de gitti bak. Sen olmasaydın. Ben yine tek başınaydım. Yapayalnız. Tabii bir de Tarık olmasaydı. Evde mi? Tamam geliyorum. Uyandırdın mı? Hayır. Ne oldu? Niye uyumadın? Sana bunu vermek için bekledim. Ne bu? Aç bakalım beğenecek misin? Sevdiğim kadına. Çocuğumun annesine. Güzel. Taksana. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Sen benim bir tanemsin. Yavuz. Teşekkür ederim. Bir şey değil aşkım. Yani kolye içine teşekkür ederim ama aslında... ...beni bırakmadığın için. Niye bırakıyormuşum seni? Bırakabilirdin. Başkasına gidebilirdin. Ben de hiçbir şey demezdim.
Ne demek aşkım bu? Çocuk demek. Ben bu yüzden o kadar çok boşanan insan biliyorum ki. Nasıl konuşmak aşkım bu? Benim senden başka istediğim bir şey yok. Benim derdim, gücüm, aşkım sensin. Sen benim dünyalar güzelimsin. E ben de fena sayılmam. Müthiş bir anne olacaksın sen. Ben de ikinize gözüm gibi bakacağım. Başka ne isterim ki? Seni seviyorum. Ben de aşkım. Karım. Hoş geldiniz. Sağ ol Hakan. Bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım ben. Tamam tamam sağ ol. Adem abi bir soru daha soracağım. Ya kızım senin işin gücün yok mu? İşim bu işte. Nasıl bir pazarlama stratejisi izliyorsunuz? Bilmezsem ne yapacağım Adem abi ben? İsteyene satıyoruz. İstemene eyvallah diyoruz. Strateji bu. Ama Adem abi şimdi... Bu soruların muhatabı ben değilim ki ablacığım. Strateji, tasarım, açılım falan. Yavuz'un meseleleri. Değil mi Yavuz? Kusura bakma abi. Kız sana sordu ben karışmam. Al işte faturalar. Teklifler. Stok butok. Hepsi burada. Sen bunları bir güzel çalış. Ben de gideyim bir nefes alayım ya. Bu ne? Ha? Ben kötü bir şey demedim ama. Dedin dedin. Çok kötü şeyler dedin. Şimdi de bunu bakabilir miyim resmine Berkciğim? Evet. Aa çok güzel olmuş. Kim bunlar? Annem bu da ben. Aferin sana. Ne güzel bir resim bu. Annem gitti. Çok uzaklara gitti. Bir daha gelmeyecek. Peki bunu nereye koyacağız? Baban mı söyledi bunu sana? Evet. Peki Berkciğim. Buraya ne çizeceksin? Seni. Hadi çiz de bakayım sonra. Yo, gelemeyiz çocuğum, çiftlikteyiz. Cahit oğlum getiriverdi sağ olsun. Aa, nereden esti öyle aniden? Öyle işte, canımız istedi. Ne diyor, ne diyor? Nereden esti diyor. Ver bakayım şunu. Oğlum, biz emekli adamız. İstediğimizi yaparız. Senin gibi sabah 8 akşam 6'cı değiliz ki. Doğru söylüyorsun babacığım. Aa, belki biz de soluklanmak için uğrarız hafta sonu. Ama yok biz baş başa kalacağız kumrular gibi diyorsanız. Zevzek. Ne kumrusu bu yaştan sonra? İyi o zaman. Seninki diyor ki belki biz de geliriz. Aa Emel'i de getirsinler yalnız kalmasın kız. Annen diyor ki kara kızı da getirecekmişsiniz. Tamam babacığım sorarız. Hafta sonu toplanıp gelin o zaman. Konuşuruz babacığım tamam. Öptüm ellerinden. Annemi de öp. Ne diyorsun abi gidelim mi hafta sonu? Şimdiden söz veremem duruma göre. Sen ne diyorsun Emel? Babam getirin kara kızı dedim. Olur tabii.
Leyla'yı uyarsa? Hayrola? Ev bakmaya gideceğim patron. İznin olursa tabii. Oo, sen şimdiden kaytarmaya başladın. Fazla mesai yapar, kapatırım ben sonra. Söz. Dün akşam Atilla ile konuştuk yine. İyi yapmışsınız. Bir koyup 10 alacağız diyorum Yavuz. Diyorsun da arkasından 200 bin lira çekeceğim de diyorsun. Bu kadar büyük parayı riske edemeyiz. Kusura bakma abicim. Hiç anlamıyorsun işte. Hiç. Riske atılacağın durum vardır, atılmayacağın durum vardır. Tasarım basarım yaş. Bunda koyuyorsun parayı, bir ay sonra tak. Ben istemiyorum abi. Geçen sorduğunda da hayır dedim. Şimdi de diyorum. Bir daha sorarsan yine diyeceğim. İyi. Nereye? Ali ile buluşacağım. Çok yalnız kaldı çocuk. Peki abi. Hep bir başına duruyor. Bir köşede resim yapıyor. Annesinin resmini. Ay yazık ya. Peki niye babaya vermişler ki velayeti? Ne kadar saçma değil mi? En azından görüştürmeleri lazım. Anne bu, başka şeye benzemez ki. Leyla'm, karıcığım. Bak korktuğun başıma gelmesin ne olur. Sakın karışma bu işe. Ne yapacağım zaten Yavuz? Hiçbir şey yapma. Ben seni biliyorum. Sen mi söylüyorsun bunu Yavuz? Ne yapayım Emel? Ben önce kendi karımı düşünüyorum. Karımı ve karnındaki bebeğimizi. Bir şey yapmayacağım dedim ya Yavuz. Sedat dikkat et demedi mi? Stres yok. Söz ver bana. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Tamam söz. Söz dedim. Hı. Aa, çıkıyor musunuz? Siz niye duruyorsunuz? Bakalım hadi. Hadi. Gel giydirelim seni. Bağlasana şunu. Öyle. Öğretmen anne bahçeye dedi. Bağlayalım. Ben bağlayayım sen. Şöyle yap bak, şöyle yap. Annem öğretti bana. Tamam. Ay pis. Annen niye kesmedi tırnaklarını? Pis değil anne. Tamam oldu. Hadi boya bir kere. Resim boyası. Hadi bakalım Zeynep'ciğim, sen de dışarı. Hadi. Berk'ciğim, istersen ben keseyim tırnaklarını. Hayır. İstemem. Hiç kesmeyeceğim ben tırnaklarımı. Upuzun olacak. Annem gelecek o zaman kızacak bana. Niye tırnaklarını kesmedin diyecek. Kızsın. O kesecek. Annem kesecek. Berk'ciğim. Berk! Ah! Sedat. Ne oluyor söylesene, bebek iyi mi? Her şey yolunda görünüyor. Merak etmeyin. Çok şükür. Peki neydi o öyle, normal mi? Bazı kasılmalar olması normal. Ama senin gebeliğin normal gebeliklerden daha riskli. Bunu hiç unutmamamız lazım. Olumlu düşüneceksin, gerilmeyeceksin, stresten uzak duracaksın. Peki tamam. Duyuyorsun değil mi Leyla? Biliyorum Yavuz. Ben ne yapıyorum ki? Hadi biz çıkalım da sen giyin. Ay tamam. Hadi Yavuzcuğum. Sedat, bir şey yok değil mi? Yok, merak etme. Her şey yolunda yani. Geçen gün dikkatli olalım dedim. Ne oldu? Neydi o? Aa, kızacağım ama. Ya bir dur, bir sakinleş. Ya kusura bakma Sedat, ben saçmalıyorum işte. Ne yapayım ya, ben çok korkuyorum. Biliyorum. Ben bir de hocama göndereceğim sizi. Bir de o muayene etsin bakalım. Tamam, etsin. Ne zaman alırsın randevuyu? Çiftliğe gidecektik de biz. Ama gitmeyebiliriz tabii. Gitmeyelim. Yok yok, gidin. Pazartesi gelirsiniz. Bu arada ben de randevuyu halletmiş olurum. Bak gitmeyelim dersen... Yahu gidin dedim ya Yavuz. İyi tamam tamam. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Alo.
Hocam Sedat ben. Sağ ol. Hocam bir hastam için rahatsız ediyorum ben. Daha önce geniş bir konizasyon yapmıştık. Evet. Ultrasonda servikse dilatasyon gözlemledim. Evet. Bir de siz bakarsınız hocam. Tamam hocam. Salı 14. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Leyla Hanım. Canım benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk. Ali Bey oğlum yok mu? Ali Bey oğlunuz yok Hızır amca. Bir daha da zaten daha sonra katılacak babacığım. Hadi bakalım öyle olsun. Ademler de mi gelmiyor? Yok baba, küstü bana. Tavır yapıyor. O iş meselesi mi gene? Başka ne olacak ki zaten? İrfan abi ne haber, nasılsın? İyidir, iyidir, Hızır sağ Bey. Ol. Özledik vallahi. Durumları biliyorsun işte. Güzel abone değil mi? Çok... Emel Ali'ye çok kızgın. Onun için üstüne bağırmaya mı? İyi canım, bir şey dediğim yok zaten. Benim canım Adem'e sıkılıyor. Bugün beni Enver abi aradı, Adem abi. Nereden duyduysa duymuş. Oğlum beni niye aramıyorsun diye. Dedim abi, başkasına sözüm var. Adem abimle çalışıyorum demedin mi Atilla? Dedim abi, dedim de... Nasıl olacak bu işler? Adamlar bizden haber bekliyor. Sen şu para işini hallediversen ben hemen başlatacağım operasyonu ama. Ara adamları. Bankalar kapanmadan operasyonu başlatıyoruz. Derhal abicim. Artık bir fal bakarsın bana değil mi? Bakalım anneme ay doğuyor mu doğmuyor mu? Amma uydurdu. Ne zaman fal baktım ben sana? Ama Safiye abla çok iyi bakar. Aa bak görüyor musun? Safiye ablada ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Kim, ben mi? Ay yapmayın Leyla Hanım. Ben ne anlarım ki? Aa atarsın bir şeyler canım. Hadi. Eh peki madem. Tamam. Tamam abi. Benim taraf tamam Adem abi. Para işini halledersek oldu bu iş. Kusura bakmayın beklettim Şafak Hanım. Satıcıdan haber bekliyorduk da. Oldu. Tamam yapabiliriz artık. Evet. Bizim şirketin hesabından. 200 bin. Tamam. Dekontu fakslarsınız değil mi? Bilmukabele. İnşallah, inşallah. İyi günler. Hadi hayırlı uğurlu olsun abiciğim. Olmazsa zaten Atilla. Bir arıza çıkarsa çok fena canını yakarım, haberin olsun. Yok abi. Arıza yok. Kesinlikle yok. Ay, için kararmış senin. Karardı vallahi. Hanende bir karışıklık mı var desem? Birini mi atmışsın desem? Attım. Attım, attım evet. Oo, öyle büyük bir kabahati var ki bu adamın. Vallahi 40 dereden su getirip yıkansa anca patlanır. Aman be ablacığım. Zaten herkes biliyor bunları. Hah. Bir de bebek görüyorum hanede. Aa, ben bile çıktım falında. Bu senin bebeğin değil. Nasıl yani? Senin hanende bu bebek. Aa, yok artık, mümkün değil. Vallahi kızım ben gördüğümü söylüyorum. Bir karar vermek zorunda kalacaksın bu bebekle ilgili. İyi düşün. Sonradan çok pişman olursun bak. Kim ola ki bu? Buyurun cenaze namazına. Nereden çıktın oğlum sen? Özledim Nazmiye teyze. Gelip bir ziyaret edeyim dedim. Adem abi de çiftlikteler deyince. Yani onca yolu Nazmiye teyzenin elini öpmek için geldin öyle mi? Bir de Emel'le konuşabilir miyim diye. Biliyorsun işte Nazmiye teyze. Emeller arkadalar. Bana bak Ali. Medeni ol yavrum.
Burası kavga yeri değil. Hızır amcanı tanıyorsun, çok kızar. Nazmiye teyzeciğim, ben kavga etmeye gelmedim. Yine de alttan alsan. Sen kavga etmek istemesen de edecek biri var nihayetinde. Merak etme. Söz, hadi gel. Çok güzel olmuş buralar. Ben Hızır amcanın yerinde olsam dönmem İstanbul'a. Burada kalırım ya. Ne işin var İstanbul'da? Burası bırakılır mı Allah aşkına? Sıkılıyorlar burada, ne yapsınlar? Çocuklar, torunlar İstanbul'da. Ben kalayım o zaman. Köyden de şöyle 30-40 yaşlarında helal süt emmiş bekar bir adam bulurum. Çiftliğimde yemek hazırmış. Git haber ver dediler bana. Ne işin var senin burada? Sana geldim hemen. Konuşmaya. Konuşacak bir şey yok Ali. Bu kadar kolay mı yani? Kestirip atacak mısın? Ne demek bu ya? Ne demek bu? Ne yapmamı bekliyordun? Ne diyecektin peki? En azından beni bir kere dinleyebilirdin. Dinlemiyorum. Görmüyorum bile ben seni. Yoksun sen benim için artık. Defol git hayatımdan. Emel, herkes hata yapabilir, tamam mı? Ben de hata yaptım. Bırak kolumu. Bak, tamam, kabul ediyorum. Affedilmeyecek bir hata yaptım. Ama seni seviyorum Emel. Çok seviyorum. Bırak kolumu Ali. Ne olur izin ver. Ne olur bana bir şans daha ver. Kendimi sana affettireyim lütfen. Bırak kolumu dedim. Defol buradan, bırak. Emel, Emel, beni bırak. Dinlemek zorundasın. Hayır. Bir kere olsun beni bırak. Dinle. Bırak. Emel. Neden dinlemiyorsun beni? Bebeğim. Korkma. Aaa. Korkma. Yapın söyle onları, tamam, almasınlar. Tamam. Almasınlar bebeğimizi. Bebeğimizi tamam, almasınlar. Tamam, tamam bebeğim. Yavuz bırakma beni. Yavuz bırakma beni. Tamam. Yavuz bırakma beni. Tamam canım. Tamam benim bir tane. Bebeğimi alacaklar. Canım yanındayım. Sıkmayın beni oraya. Tamam canım. Sıkmayın. Tamam bebeğim. Tamam. Beni oraya. Tamam canım. Hayır. Tamam. Hayır alamazsınız. Hayır. Almayın bebeğimi. Almayın bebeğimi. Bırakın beni. Yavuz. Sedat ne olur. Ne olur bebeğimi alma, yalvarıyorum lütfen, yalvarıyorum. Sana söz veriyorum Leyla, elimden geleni yapacağım. İstemiyorum. Yavuz. İyi misin? Canım. Git buradan Ali. Gözümün önünden, hayatımdan çekil. Neye sebep olduğunu farkında mısın sen? Yavuz, çok özür dilerim. Çok kötü şeyler oldu. Yavuz Bey, Doktor Sedat Bey sizi odasında bekliyor. Sağ olun. Yavuz, geleyim mi? Yok, otur sen. Ben haber veririm bir şey olursa. Hadi, Emel'i de götürsene. Ya konuşma sen. Adem abi, ben dışarıda beklesem daha iyi olacak. Tabii. Uğursuz şeyler. Bunun senin için çok zor olduğunu biliyorum. Bebeği kaybettik Yavuz.
sen elinden geleni yaptın. Yavuz, Leyla'nın rahmi... Zaten rahim ağzından büyük bir parça alınmıştı biliyorsun. Bu operasyondan sonra tekrar gebe kalması tehlikeliydi. Evet. Leyla'nın rahmi bebeği taşıyamıyor Yavuz. Yani bundan sonra kısacası pek mümkün görünmüyor. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Yani bu sondu. Nasıl yani? Bir kere daha denerseniz çok büyük bir ihtimalle yine düşük yapar. Ama bu sefer Leyla'nın hayatını da tehlike yapmış olursunuz. Çok kan kaybetti. Bir kere daha olursa... Çocuğunuz olmayacak mı diyorsun yani sen şimdi? Leyla'nın sağlığı için. Peki hiç mi bir tedavisi, bir şeyi? Çok üzgünüm. Leyla biliyor mu? Ben bunu Leyla'ya nasıl söylerim? Canım. İyi misin bir tanem? Sedat iyi olduğunu söyledi. Biraz su ister misin? Hayır. Peki. Yavuz. Biliyorum ben. Anlamadım aşkım. Bir daha olmayacak, bitti. Nereden çıktı şimdi bu? Düşünme sen şimdi bunları. Sen hele bir iyileş. Hem nereden biliyorsun, belki de... Biliyorum işte, hissediyorum. Bu son şansımdı. Ben kaçırdım. Kaçırdım işte. Her şey mahvoldu. Su verir misin? Nasılsın? Ağrın var mı? Yok. Sedat Bey ağrısı olursa bana haber verin dedi. Yok Emel. Tamam. Peki canım.
Buyurun. Girebilir miyim? Bir şey mi oldu? Yo yo yo. Leyla uyuyor. Ben bir şey konuşacaktım da sizinle. Tabii. Buyurun. Aşkım, tuvalette misin? Bu kolyeyi bebeğinin annesine ver. O ben değilim. Elveda. Leyla. Leyla! Leyla. Leyla. Nasıl ya? Nasıl olur? Küçücük bir ihtimal bile mi yok? Yok Emel Hanım. Durumu ciddi. Çok kan kaybetti. Tekrar hamile kalsa bile bunun doğumla sonuçlanması mümkün değil. Sorun hamile kalmakta değil. Sorun rahmin bebeği taşıyamaması. Peki başka bir ihtimal yok mu? Başka bir çözüm? Emel, Leyla yok. Ne? Gitmiş. Ne? Bu notu bırakmış gitmiş. Belki odasına geri dönmüştür. Sakin ol yok, buluruz şimdi. Bütün görevlilere haber verin hemen. Tamam. Sen hala gitmedin mi? Çatıda. Ne? Çatıda biri var. Thank you.
canım. Bak durdu. Beyler çatıda. Çabuk çatıya gel. Çabuk. Ne olur ver şu elini. Bırakma beni. Ne yapıyorsun? Gelme dedim sana. Sen beni bırakmadın. Ben de seni bırakmayacağım. Gel. Birlikte geri dönelim. Ne istersen yaparım. Ne istersen. Çok basit bir şey istedim. Çok basit. Her gün binlerce kez olur. Bir bebek doğar. Hayatın mucizesi. Ama ben yapamıyorum. Sen kadere inanırsın. Biz niye bulduk birbirimizi hiç düşündün mü? Belki de sırf bugün için. Dur. Ben senin kardeşin değil miyim? Senin acını ben de çekerim. Ben mutlu olunca senin yüzün güler. Sen benim meleğimsin. Yaralı meleğim. Benim bu dünyada senden başka kimsem yok. Ölmek istiyorsan beni de götür. Ya da izin ver yardım edeyim. Bebeğini ben taşıyayım. Ben taşıyayım.